Evet, değerli basın mensupları, öncelikle bugün yapacağım açıklamalar benim siyasi hayatımda belki bugüne kadar yapacağım en ciddi açıklamalar. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılması kuvvetle muhtemel, ülkemiz için ve benim için de son derece önemli olan, altılı masa olarak kamuoyuna takdim edilen yapılanmanın şahsımı daha iyi tanıyabilmesi için bu mektubu altı değerli genel başkanımız ile paylaşmayı uygun buldum. Bu mektup göreve talip olma ve aynı zamanda meydan okuma metnidir. Takdir sizlere ait olmak üzere. Erdoğan'a karşı benden daha çok seçim kazanmış, Atatürk ilkelerine sonuna kadar bağlı, gerçek bir Türk milliyetçisi aday bulursanız ona bir sözüm yok. Ama yanlış bir tercih sonrasında kaybedilecek bir seçim yaşanması halinde Türk milletinin ve gelecek nesillerin sizi vicdanlarında yargılayıp nasıl bir vicdanla hüküm vereceklerinin takdirlerini de sizlere bırakıyorum. Yani değerli genel başkanlarım, tüm bunları anlatmamın sebebi şudur. Mesleki hayatında başarılı olmuş, özel hayatını düzgün yaşamış, yaptığı bunca göreve karşın adı şaibeli ve akçeli bir işe karışmamış bir siyasetçiyim. İki tane meclis üyeliği, iki tane ilçe başkanlığı, iki tane il başkanlığı, dört tane milletvekilliği, bir tane parti meclis üyeliği, bir tane belediye başkanlığı mazbatası olmak üzere 12 mazbata sahibi belki de Türkiye'deki tek siyasetçiyim. Bu mazbatalar kazanılan seçimlerden sonra veriliyor biliyorsunuz. 8 yıllık milletvekilliği dönemlerimde devleti, bürokrasiyi yakından tanıdım. Ülkemin sorunlarını biliyorum. Birçoğu ile ilgili de çözüm önerilerim mevcut. İşin ucu vesayet dayatmasına dayanmadığı sürece istişareye açık olduğumu, görev ve yetki dağılımı konusunda liyakata göre hareket etmeye uygun bir karakterim olduğunda sizlerle paylaşmalıyım. Artık seçim tarihi belli oldu. Altılı masa olarak topluma taahhüt ettiğiniz ortak adayı açıklama vakti geldi. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi tamamen bana uymaktadır. Ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu? Geçmişinde başarı hikayeleri olacak. 7 yıl 9 ayda 5 mazbata almış birinden bahsediyoruz, benden bahsederken. Devlet tanıyacak. 8 yıl milletvekilliği yapmışız. Devlet tanımak için çok yeterli bir süre. O yüzden diyorum ki adayı uzaklarda aramayın. Erdoğan ve benzeri çakma adayları gündeminize dahi almayın. Şurada 49 yaşında dinamik, çalışkan, akıllı, kendine güvenen bir kardeşiniz var. Aday gösterilmesi halinde altılı masa tarafından 21 yıllık karanlık Erdoğan dönemine son verecek. Siyasette bazen görev verilir. Bazen de göreve talip olunur. Ben göreve talibim. Kazanacak aday olsun diyorsanız, seçimlerde rüştünü defalarca ispat etmiş, Erdoğan'ı %65 oyla Cumhurbaşkanı seçildiği Bolu'da açık bir şekilde hezimete uğratmış olan Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz. Bu sadece bir mektup değil, bir meydan okuma. Kime meydan okuyorum? Erdoğan'a meydan okuyorum. Ben Erdoğan'a Karşıyaka'nın, Çankaya'nın, Beşiktaş'ın belediye başkanı olarak meydan okumuyorum. Hani az önce söyledim ya, Bolu ili sınırlarında %65 oy alarak iki kez Cumhurbaşkanı seçilmiş Erdoğan'ı kendi siyasi kalesinde mağlup etmiş Bolu Belediye Başkanı olarak meydan okuyor. 8 yıllık milletvekilliği döneminde ve 4 yıllık belediye başkanlığı döneminde adı herhangi bir usulsüzlüğe, akçeli işe karışmamış bir siyasetçi olarak Erdoğan'a meydan okuyor. Yine milletvekili ve belediye başkanlığı dönemlerinde kimseyi ötekileştirmeyen, ayrım yapmayan, İnsanları hor görmeyen bir kamu yöneticisi olarak Erdoğan'a meydan okuyorum. Yönettiği kamu kurumunda israfı bitiren, yandaş yaratmayan,
Kısım akrabasının şirketlerinden, gemiciklerinden bahsedilmeyen bir yönetici olarak Erdoğan'a meydan okuyor. Dün ayrı, bugün ayrı konuşmayan, istikrarlı bir yönetici olarak Erdoğan'a meydan okuyor. Terör örgütleri tarafından ikide bir kandırılmayan bir kamu yöneticisi olarak meydan okuyor. Kul hakkı yemenin haram olduğunu bilen bir kamu yöneticisi olarak meydan okuyor. İkide bir tükürdüğünü yalamayan bir yönetici olarak meydan okuyor. Yönettiği kurumun sorumluluk alanında bir tek çocuğunu yatağa aç yatırmayan bir kamu yöneticisi olarak meydan okuyor. Altın Masa'da yer alan liderler bu çağrınıza kulak verdi diyelim ve sizi Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Seçilme şansınızı ne görüyorsunuz? %100. Ben kaybedeceğim seçime girmem.